Şimdi arkadaşlar dersimizi okuduk. Bu çay sohbeti arasında kardeşlerimiz bardak sohbetini arzu ettiler. Onu nakletmek istiyorum. Geçmiş yıllarda, tarih vermiyorum yaşım belli olmasın diye, Çubuklu'da evin damat adayı ateist, evin erkek çocuğu Ümit, kız kardeşim nasıl bir komüniste gider diye feveran ediyor. Çubuklu'da balık adam Cemal abimiz var. Tanışıyoruz. O diyor ki, söyle bakalım Nejat'a, damat adayına, ispat edilirse hak ve hakikat kabul eder mi? O da kabul ederim diyor. Biz Ümraniye'den bir minibüs Çubuklu'ya gittik. O da büyük. Orada da akrabaları, çevre, etraf toparlanmış. Yani 25-30 kişi arasında bir topluluk. Evvela kitaptan bir konu okudum. Bir paragraf. Sonra baktım. O konuya bir cevap vermesi veya fikrini almak istedim. Kişi başka şeyler anlatmaya çalışıyor. Demek ki kitabı dinlemiyor. O zaman buna kitap değil, konuşmak lazım gelir. Daha belki yıllarda bu sohbetten İstanbul'da yine Ankara'dan gelen teknik öğretmen okulu mezunu öğrenciler 3 kişi, biri ortada, ikisi inkarcı. Türk Hava Yolları'nda staja geliyorlar. Orada tartışma konu oluyor. Vatan Caddesi'nde olan dershanemize geldiler. 20 kişi kadar, 10 tane bizim üniversiteli arkadaşlar. Oradaki mühendisler, 3 kişi de bunlar. Onlara da Tabiat Risalesi'nden okumaya başladık. 5 saat kitap okuduk. Lügat manalarını vererek, namazı terk edenin suali hariç kalmak şartıyla sonuna kadar okuduk. Konu arasında bir misal verdim. Konu karışacak. Kusura bakmayın dedim, misali geri çekiyorum. İtiraz geçersizdir. Bakın orada konuşmadık bile. Niye? Kitabı takip ediyorlar ve anladılar. Şimdi siz dedi, yani Ankara'daki bir arkadaşın sözünü bahane ettiler. Biz ifade etmek için daire-i esbab ayrı, daire-i itikat ayrı, işte muamelatta bu araba benimdir, hakikatta lehül mülk, her şey Allah'ındır diyebilirsin. Buna girişen durun dedi. Siz şimdi makinenin içindeki atomların hareketinden Allah'ın varlığını ispat edersiniz. Ben onu demek istemiyorum dedi. Bak o intikal etti bir derste. Kara Faruk meşhur. 2 kişiyi öldürüyor. Teknik öğretmen okulunun 3 katından aşağıya atan birisi. Hücrede yatıyor 5 sene. Afla dışarıya çıkıyor. Böyle birisi. Bakın orada bir söz söyleyemedik. Burada da okuduk, adam dinlemiyor. Dolayısıyla karşılıklı sohbet içerisinde gidiyoruz. Sohbet böyle devam ederken bana bir soru sordu. Atlas Okyanusu kenarında fizikçiler bir deney yapmış. Siz bu deneyi kabul eder misiniz? Yapılan deneyi elbette kabul ederim dedim. Peki dedi, burada Tanrı'yı arar mıyız? Bu olay fiziksel midir, değil midir? Ya kardeşim dedim, ne kadar güzel soru sordunuz Neşan. Yazdım. Bana da bir soru sorma hakkını verdiniz. Fiziksel dediğimiz olaylar fizik dersi görmemiş atomların işi midir? Kimyasal dediğimiz olaylar kimya dersi görmemiş moleküllerin hüneri midir? Lütfen cevap verin. Kalktı, geldi, kızdı. Siz bana cevap vermiyorsunuz soruma. Ben de cevap vermeyeceğim dedi. Gitti oturdu. Yani konu nedir? Mesela alet, fizikçi, bu atomdan ibaret değil mi? Bu da atomdan, doğa da atomdan. Nereye göre hareket ediyorlar? Fizik kurallarına. Fizik kuralları bir ilimdir, bilgidir, bilgedir. Bir ilmin sahibini gösterir. Haliyle bu yerine geçti. Takıntısının fizik olduğunu öğrenmiş olduk. Gece saat 12 oldu. İşte dedi, bu bardağı alıyorum. Sehpanın önünde buraya koyuyorum. Tekrar aldım. buraya koydum. İnandığınız varsa buradan alsın, buraya getirsin. Buradan alsın, buraya koysun. Gece saat 12. 5 saat geçti. Cemal abiye döndüm. Cemal abi dedim. Nejat imana adım atmak istediğini belirtmiştir. Hakikatte resmen inkar ediyor. Bu sözü söyleyen bir insanın fikri bitmiş demektir. Ben konuya birazdan başlayacağım. Bir çay dağıtılsın dedim. Cemal abi de eski böyle kulağı kesiklerinden, tamam dedi, Ahmet Emin kardeşimiz daha konuya başlamamış. 5 saat geçti. Nejat dedi, sen çayları dağıt, kimseden ses istemem. 7-8 dakika işte sigara da içiliyordu evlerde biliyorsunuz. Sigarasını içenler içti, ara verildi. 7-8 dakika geçti. Madde 1, Risale-i Nur'dan gelen ilhamla külliyatta olan yerleri nakletmeye başladı. Madde 1, sizin keyfinize göre iş gören kainatın sahibi olamaz. Yani kainatın sahibi senin emrinde memur değildir. Bu fizik mimardı. Kainatın sahibi, madde 2, kainatın sahibi kainatın denetiminde ve yönetiminde senin arzu ve istemlerini mimar ve mühendis olarak tayin etmemiştir. Doğru değil mi? Madde 3, bu olayın fiziksel açıklamasını yapıyorum. Şöyle ki, bu cismi elimizde tutabilmemiz için bu cismin atom yapısı dağılmayacak. Parmaklarımız büzüşmeyecek. Hayat makinemiz çalışacak. Dünya fabrikası dönecek. Güneş lamba ve sobası yanacak. Güneş sisteminin ahengi devam edecek. İçinde bulunduğu Samanyolu galaksisi ve tek kelimeyle evrenin pek hassas denge ve düzeninin bir andayı aksamaması lazım ki şu bardağı elimizde tutabilelim. Şimdi ben size soruyorum. Bu kainatın çarklarını çeviren siz misiniz? Bu hayır dedi. Duyamadım dedim. Hayır dedi. Sekerat-ı mevt olur ya, içinden literatüre sekerat-ı küfür kelimesini koydum. Ondan sonra Cenab-ı Hak ne verdi size? 1-1,5 saat konuşuldu Risale-i Nur'dan ve olay bitti. Cemal abinin evinde sonra görüştük. Benim sorularıma doğru cevap verin. Parayla imanın kimde olduğu bilinmez. Ben bunları anlatıyorum. Hata varsa kabahat size aittir dedim. Öylece olay bitti ve düzeldi filan dedim. Bazı bilgiler aldık. Fazla konu üzerinde gitmedik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun.